Evet. Ha. Tuğba kanat seçtin mi? Anka seçtin mi? Evet. Kanadı nasıl duruyor? Bu. Ha. Peki. Yeterli. Ve büyük anka seçen arkadaşlar lütfen görelim. El kaldırsınlar. Tamam. Yeterli. Ve şimdi hepiniz birer ankayı seçtiniz. Onu getirin. Buraya getirin. Bedeniniz sağ omzunuzun arkasında duran insan büyüklüğünde onlar bizlerin bedenini bir büyü, bir sihir, bir sır fısıldıyor. Hani bedenimize tamamen nakşedilen sağlık, şifa, bolluk, bereket, mucize ve mucize ötesi enerjisi neye benziyor dedik ya. Şu 7-800 metre yükseklikte taşların, otların, çalıların, ağaçların, dalların, yaprakları üzerinde duran on binlerce su damlasına benziyor. Biri dökülürken 7-8'i yeniden oluşan su damlaları. Yağmur yok. Bulut yok, sadece ince bir sis var. İşte orman perileri.
Ve güneş 11-12 ufkundan bu on binlerce su damlasının içine girerek onların her birini birbirinden farklı rengarenk büyülü su damlası elmasa dönüştürmüş. Gözlerinizin en ufak bir perspektifiyle elmasların rengi, şekli, büyüsü, sırrı, gizemi değişiyor. Yılbaşı ağaçlarını neden süslediğimizi şimdi daha iyi anlıyoruz. Yeni bir yıla hoş geldin denirken mucizelere, sağlık, şifaya, bolluk, berekete, mucize ötesine hoş geldinin somutlaşmış ve hücrelerimize nakşedilmiş hali işte bu. Burası size yabancı değil, uzak değil. Ve bir zamanlar buranın öz perileriydiniz. İçinizden belki bazılarınız şu anda o coşkuyu en yüksek derecede hissediyor olabilir. Bazılarımız